Tekno Seyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever, yanımda Tansel Şahin var. Geçtiğimiz haftanın oyun dünyasından öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Valla geçtiğimiz haftanın gelişmelerini konuşacağız dedim ama çok da bir şey yok, değil mi? Evet, çok da bir şey yok. Hatta benim bugüne kadar gördüğüm en tatsız oyun gündemi olabilir. Yani tatsız derken maddelerde böyle çok fazla değil üzerine mi? konuşulacak bir şey yok. Çok üzerine sohbet çıkacak şeyler yok. Yine bir iki maddemiz var hani üzerine konuşabileceğimiz. Yine Evet. Yine biz varız, gene bir şeyler çıkarabiliriz. Ya bir şey çıkarır, laf laf açabilir yine. Evet. Hani bir saati bulamayız diye konuştuk ama. Evet. Videonun sonunda her an bir... bir şey değil mi? Bir konu açılabilir, yine bir evet. 15 dakikadan konuşabiliriz. Evet, onun garantisini veremiyoruz. Evet, yine biz bir saat barajına dayanırız gibi geliyor. Belki de geçeriz. Evet. Gündeme geçmeden yine geçen haftanın anketiyle başlayalım Hı-hı. istersen. Ne konuşmuştuk? Çıkışı Ertelenen geciken. oyunlar, Evet, evet. ertelenen, yapımına yeniden başlanan falan. İşte Metroid Prime 4'ü konuştuk geçen hafta. Bekliyorduk, bir şey göremedik. Bir logo gösterdiler H2017'de. Sonra bir şey göremedik. Oyunun kimin yaptığını bile bilmiyorduk. Evet. Öyle acayip bir süreç. Oyunun yeniden yapımına yeniden başlandığını öğrendik. Biz de size sormuştuk hani bu tarz şeyler nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte çıkış tarihi uzayan, ertelenen, yapımına yeniden başlanan, bir türlü işte çıkmak bilmeyen işte en çok konuşulan oyun işte Half-Life 3 ne zaman geliyor işte gelecek mi? Hep konuşuyoruz. Sizlere sormuştuk. İşte izleyicilerimizin Çarpıcı 138'i sonuçlar var. evet ilginç. 138'i izleyicilerimizin heyecanımı kaybediyorum demiş bir oyunun çıkışı geciktiği zaman. Evet. Biraz daha bizim kafadalar nispeten. Yani 58'i, %58'i oyununa göre değişir demiş. Bu da olabilir. Yani bazı oyunlar İltimas geçebiliyoruz. Yani alternatif yok gibi. Yani evet. O türün, o janranın lokomotifi oluyor ve onun çıkışı hakikaten beklenebiliyor. Yani ne olursa olsun 3 sene, 5 sene. Yine aynı heyecanlı olmasa da çıkar çıkmaz yine hemen saldırıp bilgisayar başına veya konsol başına geçiyoruz. Yani mecburiyetten gibi. Biraz öyle. %3'ü aynı heyecanla bekliyorum demiş. Evet, saygı duyuyorum. Evet, bir mazoşist bir yaklaşım var burada arkadaşlar. Ben %3 tutuyorum ama artık fikrim değişti yani. Evet, evet. Adamlar yani ne olursa olsun. Bu da bir tutku tabii. Evet. Güzel, güzel bir şey. Evet. Öyle. Vallahi yavaş yavaş %3 kısımda bizi şaşırtmadı değil. Evet. Ama helal olsun. Evet. Diyecek bir şey yok. Evet, gündeme geçelim abi istiyorsan. Yavaştan Resident gidelim. Resident Evil diyoruz ama Silent Hill de 20 yaşına gelmiş. Evet, bize kendimizden korkmayı öğreten evet. Bir seri survival horror türü. Hani henüz emekleme aşamasındayken çıkan ve onu tamamen değiştiren bir evet. oyundan bahsediyoruz Silent Hill'den. 20 yaşına bastı. Evet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda 20 yaşına basan oyunları hep kutladık. Hı-hı. Bunu da atlamak olmazdı. Evet, piramit kafa diyorum. Değil mi? Yani ikonik karakterleri vardı düşman evet. tasarımları olarak zaten aklımıza kazınmış. Nereden başlasak, nasıl anlatsak ya çok zor, büyük bir seri. Ama hani ikinci oyun, sen bana galiba onu soracaktın. Ben de tam gözlerinden mi anladım? Evet, gözünden anladım. 22 mi diyecektim abi? İki, yani ikinci oyun hem seride, sadece seride değil, hem bu tür için yani koyduğu çıtanın yanına yaklaşabilen evet. bir oyun bugün hala olmadı. 2001'de çıkmıştı. Seri kendi içinde de yaklaşamadı değil evet. mi? Evet, 2001'de çıkmıştı ikinci oyun. Hı hı. 18 sene oldu. Kendi türü içerisinde yanına yaklaşabilen bir oyun dahi olmadı. Neden önemli Silent Hill? Şimdi elbette psikolojik korku türünün en müthiş örneklerinden biriydi. Bilgisayar, oyun, işte konsollarda, oyun sistemlerinde gördüğümüz müthiş bir şey. Ben bunu oynarken hep şöyle düşünüyordum. Ya aslında korkutucu bir şey yoktu her dakika. Her dakika karşımıza garip şeyler çıkmıyordu ama o gerilim olayını ben ilk defa Silent Hill'de yaşamıştım evet, yani. İç gıcıklayıcı. Evet, iç gerilim, evet. Kriptik mesajlarla dolu, birçok göndermelerle dolu harika evet. bir hikayesi vardır. Evet. Demin dedik işte piramit kafa. Yani, tasarım olarak aklımıza yerleşen hele çocukken düşmanlar, zaten aklına girdiği zaman evet, bir daha çıkmıyor. Bir daha çıkmıyor. Bunların payı büyük. İşte dedik ya psikolojik korku türünün de en iyi örneklerinden biridir. Hı hı. Hem oyun tarihinde hem de yani aslında sinemayı da buna katabiliriz yani. İyi örneklerden biridir Silent Hill. Yani bütün sözünü şeyi, kestim. Yani film, Silent Hill filmden bahsetmiyorum. Hani hı hı. bütün o mecraları görsel, işitsel evet. mecralarda katsak birer bir oyun hı hı. olarak Silent Hill bu tür içerisinde en önde gelen
şeylerden biriydi. Bu oyundan bir şeyler kapmış filmler muhakkak vardır. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Silent Hill'in kendi filmleri maalesef iyi değildi. Aynı. Pek hoş kaptı değildi. Olamadı evet. Hı-hı. Onu yakalamak zor işte yani. Evet. Atmosferi yakalamak. Çünkü orada bir etkileşim Silent Hill olayı biraz oydu. Aslında bana sorarsan neden önemli olmasının en büyük nedeni de aslında bu biraz. Mesela hem Resident Evil diyoruz. Hı-hı. Aynı tarzda bir oyun olarak bakabiliriz. İşte Survival Horror. Hayatta kalmaya dayalı korku türü. Ki Resident Evil'da aynı dönemde. 1-2 sene yani 1996-97 Resident Evil'ın çıkışı. Yani birkaç sene çıkmış bir oyun. Aynı türde, aynı dönemde oyuncularla buluşmuş. Ama Silent Hill çok daha farklı bir oyundu. Neden farklıydı? Her şeyden önce bir mesela Resident Evil'da veya benzer oyunlarda karakterimiz bir kahraman. Evet. Yani bir kahraman, bir yeri kurtarmaya çalışıyoruz veya işte mesela Leon Kennedy işte bir polis memuru veya işte Claire Redfield. Cool. Cool. Mesela Claire hani çok ne olduğunu bilmiyoruz ama iyi mesela yani iyi nişan alıyor, evet. Tecrübeli görünüyor, güçlü bir kahraman. Bir şeyi kurtarıyor, bir şeyi değiştiriyor. Evet. Silent Hill'de ana karakterimiz güçsüz, bize onu hissettirir. Kesinlikle. Yani mesela tecrübesizdir, işte ne bileyim bir kaza sonucu bir yere düşer. Ve orada hayatta kalmaya çalışır ve orada kendi geçmişiyle yüzleşir. Çok enteresan yerlere gider. Kendi iç dünyasıyla yüzleşir. Bilinçaltının şeyleri ortaya çıkar. Evet. Aslında oyunun her anında karakterimizin tecrübesizliğini de hissederiz. Mesela nişan alma çok isabetli değildir. Evet. Bunu bize hissettirir. Bu çok önemli. Yani Silent'in asıl önemli olmasının nedeni bence diğerleri demin bahsettiğimiz işte çok iyi korku, psikolojik korku türü, işte düşman tasarımları, oyun tasarımı, hikayesi, müthiş hikayesi falan olduğu kadar bu da çok önemli. Farklı bir oyun tarzı o dönem için. Kesinlikle. 1999 ilk oyun. Arka planda kesinlikle psikolog veya psikiyatr artık hangisi bu işlerle ilgileniyordur tam bilmiyorum ama bu işte anlayan birileri kesin vardı. Evet. İnsan psikolojisini anlayan. Olabilir. Çünkü gerçekten çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Evet, bu açıdan çok iyi yani. Evet, bu açıdan çok iyi. Serinin çok en popüler oyunlarından biri değildi ama The Room da beni etkilemişti. The Room da güzeldi. Galiba 4'tü. 4. O da çok farklıydı. Beni ilk oyunumda çocukken çok etkilemişti. Yani adamlar ne yapmış dedim. Hani o konsept beni çok benden almıştı. Çok farklıydı. Müthiş bir seri yani. Müthiş bir seri gerçekten. Sabaha kadar anlatsak bitmez. Mesela işte Resident Evil ve diğer birçok oyun dedik yani bir kahraman üzerinden yani sanki dersin ki hani Rambo her şeyi eline aldı her şeyi iyi yapar falan. Burada o yoktur ve biraz daha Resident Evil benzeri türdeki korku oyunları biraz hani George Romero işte Lucio Fulci gibi yönetmenlerin izinden gider biraz daha. Burada Silent Hill biraz daha avantgard takılır, evet, daha yenilikçi takılır. İşte David Lynch, Dario Argento gibi daha farklı işte demin de konuştuğumuz gibi insan iç dünyasını keşfettiği, o çatışmaları yaşadığı ve aslında oradaki karanlığı, insanın içindeki karanlığı keşfettiğimiz bir takım hem hikaye anlatımı anlamında hem de işte sekanslar, set piece'ler falan müthiş bir seridir. Bence oynamayanlar varsa kesinlikle oynasınlar. Şu an hatta tam Resident Evil sezonu, korku sezonu açılmış durumda. Eğğer daha önce oynamadıysanız bir bakın. Daha önce oynadıysanız da bir nostalji yapıverin yani. Kesinlikle. Yani. Ben Silent Hill 2 benim için hayatımın en önde gelen oyunlarından biridir oyun yaşantımın. Bu tarzda da dediğim gibi yanına yaklaşabilen bir oyun olmadı. Kesinlikle. Şimdi bugün Team Silent artık yok. Oyunun geliştiricisi, oyunun geliştiricisinden sorumlu ekip. Ama yaratıcısı Keiichiro Toyama hala Konami'di. Acaba kendisi serinin bugün geldiği nokta hakkında ne düşünüyor? 20'li yaşların başındaydı bildiğim kadarıyla ilk oyunu yönettiği zaman, seriyi yarattığı zaman. Silent Hill bugün pachinko makinesine dönüşmüş durumda. Yani Konami bu seriyi hiç etti. Evet. Yani acaba kendisi ne düşünüyor ben sormak isterdim. Çünkü kalp kırıcı bir şey olsa gerek. Filmler bir yandan vurdu. Bir yandan pachinko işte, makine. İşte Kojima'nın projesi vardı. Yeniden bir canlanma projesi ki o yayınlanan teaser, oynanabilir teaser yüzü çok iyi görünüyordu. O da bir şekilde işte Kojima'nın ayrılması Konami'den o süreç, tatsız süreç. Silent Hill'in tabutuna son çiviyi çaktı gibi geliyor. Evet. Bir daha canlanır mı? Canlanırsa nasıl canlanır? Konami bugün
ya iki şeyi bir yere getirebilecek durumda değil açıkçası. En son işte Metal Gear Survivor'ın önünde gördüğümüz gibi işte PES'in geldiği şey ortada. Yani evet. Konami artık oyun yapma işi konusunda vizyonu tamamen kaybetti. Yapabilitesini kaybetmiş durumda. Silent'ın da içine ettiler. Bu müthiş seriyi de anmadan geçmeyelim dedik. Benim için çok özel bir seri. Kesinlikle. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Çocuk. Ya ben korku oyunlarını ya da bu tarz gerilim oyunlarını son işte 10-15 yılda çok oynamıyorum. Bu tarz gerilim ve korku filmlerini falan da izlemiyorum. Artık bu türden tamamen koptum her anlamda ama Silent Hill'in yeri gerçekten çok 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 benim için ayrı. Belki de Silent Hill kopardı bilmiyorum yani. Evet son. Ne yaşadığımda böyle oldu bilmiyorum yani. Olabilir çünkü gerçekten konuşuyoruz yani farklı insanı kendinden korkmayı öğrendiği oyun. Kesinlikle. Ben öyle yorumladım hep. Çok doğru bir tanım bence de. İnsan iç dünyasıyla neler olabileceği çok masum giderken birçok şey işte karanlık yüzünün ortaya çıktığı hikayeler. Müthiştir ya. Müthiştir yani. Ne kadar şey. Şimdi spoilerlı da konuşmak istemiyorum. Hani burada belki birçok insan oynamıştır ama oynamayanlar belki heyecanlanıp bir açıp bakmak isterler. Evet. Heyecanını kaçırmayalım, tadını kaçırmayalım. O yüzden çok da anlatmayalım. Sıradaki maddeye. Geçelim. Geçelim. Haftanın en çok konuşulan olaylarından bir tanesi aslında Steam'den çekilerek Epic Games Store'a geçen bir diğer büyük oyun Metro Exodus oldu. Evet. Valve'dan da karşı açıklama gecikmedi abi. Evet. Star Wars başladı. Bir bu eksik. Evet. Bir bu eksik. Star Wars yani. Ben benzer bir yorumu Division 2 Steam'den işte Steam'e gelmeyeceği açıklandığı zaman da yapmıştım ama bu artık bambaşka bir. Burada durum farklı. Burada ön siparişteydi. Uzunca bir süre Metro Exodus. Evet. Bir anda ani bir kararla ki Valve da bunu böyle açıklıyor. Yani bize önceden haber verilmedi diyor yaptığı açıklamada. Ve bu diyor bu durum tüketiciler için bir şey, olumsuz, bir adil değil. Ki haklılar da. Haklılar da. Şimdi hafta içi eminim çok konuşuldu her mecrada. Biz teknoseyir sosyalde çok konuştuk. Bize soruldu, biz kendimiz hani konuyla ilgili düşüncelerimizi ayrı paylaştık. Biraz aslında biraz şey oldu, çok fazla gazı kaçtı biraz aslında konunun ama ileriye dönük ne olabilir? Evet. Aslında biraz onları da şey yapmak lazım. Şimdi herkes süreci biliyordur az çok. Hani Epic Games açıldı ve Epic Games kendi mağazasını, dijital oyun mağazasını açtı ve münhasırlık anlaşmalarıyla kendine oyunları bağlamaya başladı. Division bunun ilk büyük örneğiydi ki aslında daha öncesinde Walking Dead oyunu da Telltale, kapanan Telltale'in Walking Dead oyununu da kendilerine bağlamışlardı. Steam'de halihazırda satılıyorken kaldırılmıştı ve sadece Epic Store'da satılacak artık denmişti. Tamam, Steam'de oyun satın almış olanlar için yeni bölümler gelmeye başladı ama bu ayrı bir olay oldu. Bu büyük bir oyun. AAA dediğimiz bir oyun. Büyük bir dağıtımcının oyunu. Hani Walking Dead artık kapanmış bir stüdyonun oyunu. Yine başka bağımsız oyunlar da vardı. İşte konuştuk. Tripwire mesela. Red Orchestra ve Killing Floor yapımcısı. Onun da oyunu mesela bir süre özel olacak şeye. Aynı şekilde Supergiant'ın oyunu, yeni oyunu. Transistor ve Bastion'dan tanıdığımız bağımsız ekip. Onun da oyunu şu an sadece Epic'te, Early Access, erken erişimde, daha sonra Steam'e gelecek ama bu tarz anlaşmalarla Epic mağazası oyun kütüphanesini büyütme arayışında. Ama burada hep konuşuyoruz, gelir dağılımında acayip agresifler, 88-18, 88-12 gibi müthiş bir oranları var. Her konuda çok agresifler ama bu yaptıkları burada, biraz... Yani evet. 80'lerde, 90'larda Türkiye'de futbolcu kaçırılırmış ikna etmek için. Aynı onun gibi yani oyunu yani bildiğin Steam'den kaçırdılar apar topar. Hala hazırda satılıyordu oyun. Ön sipariş veriyordu insanlar ve popüler bir oyun. Evet. Ve PC'de popüler olmuş bir oyun. PC'de kendi kitlesini yaratmış bir oyun. Ya PC demek Steam demek zaten. Bir noktada öyle. Burada bu münhasırlık anlaşmalarında anladığımız kadarıyla belli bir para da ödeniyor. Bir ödeme de yapılıyor. Nasıl bir şey? Bir yatırım mı? Bir ortaklık değil. Yani hani sonuçta Metro Exodus'un geliştiricisi belli, dağıtımcısı belli, kimin sahibi olduğu belli, fikri mülk haklarına Deep Silver işte, Koch Media, THQ Nordic'in o şeyi 4A Games geliştiriyor, Ukraynalı. Burada Epic Games'in şeyin rolü ne bu yatırım yaparken onu bilmiyoruz. Yani gelin siz bizim mağazamızda oyunu satın. Bir bonservis gibi sanki yani. Yani evet. Şimdi biz hep neyi konuştuk? Ben şundan çok umutluydum. Yani böyle bir mağaza açılıyor. Fortnite'ın başarısıyla buraya kanalize ediliyor olması iyi. Çünkü Steam'in biraz başı boşluğundan, başı yani bir rekabet
o ortamın oluşmamış olmasından şikayetçi ve sistemin biraz huysuz çocuğu oynadığını, yavaş, kararları yavaş aldığını, iyileştirmeleri çok yavaş getirdiğini, kalite kontrol konusunda sorunlar yaşadığını falan hep konuşuyoruz. Burada bir rekabet lazım. Ben olumlu görüyordum ama yeniden bu noktada sağlıklı bir rekabetin olmayacağı anlaşıldı. Çünkü başta oyunlar bu şekilde kaçırılacaksa, böyle bir kütüphane yaratılacaksa ve insanlara, oyunculara seçim hakkı bırakılmayacaksa, yani sen şimdi Metro Xbox almak istiyorsan alabileceğin tek platform Epic'in store'u, yani Epic'in mağazası. Burada sana bir şey kalmıyor, seçim hakkı bırakılmıyor bir tüketici olarak. Kaldı ki Epic'in istemcisi rezil durumda şu an, hiçbir şey yok. Ne işte buluta kayıt var, ne offline oyun var, ne işte screenshot, ekran görüntüsü bile alamıyorsunuz oyun içinden. Hiçbir şey yok, hiçbir sosyal paylaşım, hiçbir sosyal etkileşim şeyi yok. Ben geçen şeyi bulmaya çalıştım, bulamadım. Steam'de bir ayar var ya, o oyunu kaç frame'de oynadığını gösteren. Aradım, bulamadım. Belki vardır ama bulamadım yani. Olmasa gelecektir. Şey gelecekmiş de, buluta kaydetme ve sosyal özellikler üzerine çalışıyorlarmış. Ama bunun böyle çıkmamış olması ve bunun çok geç geliyor olması. Ya tamam, iade politikası da geldi mesela. Ama bu yolda düzülecek bir kervan değil yani. İade politikası geldi, konuştuk. Ama ben bakıyorum, muazzam şikayetler var. Alamadık, paramızı alamıyoruz, işte bazı komisyon şeyler varmış, komisyon alımları olmuş, işte ödeme esnasında tamam fiyat farkları, işte lokal ödeme, işte para, lokal yerel para birimleriyle ödeme konusunda çıkan fiyat farklarını falan Epic iade etmeye başlamış ama bu süreçler biraz yavaş yürüyor ve özellikle geri iade, oyun iadesi konusunda büyük problemler, büyük şikayetler var. Bu da insanın güvenini kırıyor yani. Güvenini kırıyor tabii ve sen hep konuşuyoruz, Steam biraz daha oyuncu aidiyeti ile yürüyor. Burada biraz daha yürümeye çalışıyor en azından. Topluluğu dibliyor iyi kötü. Ne kadar eleştirsek de. Ama burada sanki hani biz parayı vuralım, oyunu alalım, gerisine sonra bakarız. Evet. Gibi bir durum var. Burada İnanılmaz bir tepki topladı oyuncu kitlesinden. Büyük boykotlar da karşı karşıya. Oyunu almayacağız diyen yani topluluklar var. Tabii oyunu işte çeşitli korsan yollarla edineceğiz diyen oyunlar, kişiler var. Çok sinirli. Ben açıkçası Steam'in de bu kadar sadık bir kitleye sahip olduğunu düşünmüyordum. Yani çünkü inanılmaz çığ gibi büyüdü bir anda. Ve her yerde hem işte Tim Sweeney'nin, işte Epic'in patronu, Tim Sweeney'nin işte Twitter akışında inanılmaz tepkiler. Sağda solda Steam forumlarında, başka oyun forumlarında, Reddit'te, orada burada, bütün sosyal platformlarda müthiş tepkiler bir anda patlak verdi. Önceki oyunların Steam'deki incelemeleri hep olumsuza düştü. Daha oyun güzel ama işte bu yüzden işte birçok olumsuz saatler içerisinde yüzlerce olumsuz inceleme yazıldı önceki oyunlara, Metro oyunlarına. Garip bir olay. Yani. Ya buradaki bence en büyük sorun, oyun ilk çıktığı zaman ya biz bu oyunu Epic Games Store'da yayınlayacağız deseler bir tepki verir. Evet. Devam ederdik hayatımıza ama artık yayınlanmış, kimisi ön sipariş etmiş, hazırlanmış. Tamam, o ön siparişte iptal olmayacak. Tabii tabii, yani onda tabii çok bebiş insanlar oldukları için değil, mecburlar evet, tabii, ön tabii. Siparişi bize sunmaya, onu oynatmaya. Çünkü yani Avrupa Birliği ensene bindi mi? İşin zor. İşin zor. Çünkü burada ciddi bir tüketici aleyhine olan bir durum var. Çünkü seni daha kötü bir platforma mecbur bırakıyor bir anda. Ön sipariş iptal demez. Onu onurlandırmakla mükellef zaten Deep Silver, işte diğer sorunlu arkadaşlar ve Epic. Tamam, oynayabileceğiz. Ön sipariş edenler Steam'de oynayabilecekler ki zaten önümüzdeki yıl 15 Şubat 2020'de oyun Steam'de ve diğer platformlarda da satışa sunulacakmış. Yani bu aslında bir zamanlı münhasırlık anlaşması. Timed Exclusive denen muhabbet. Ama para vererek kaçırmak, yani anlaşıldı ki çok sağlıklı bir rekabet ortamı oluşmayacak yani. Bu monopole, tekele giden yollardan birini. Ben hafta içi, ya hafta sonunda yazdım hani nedenini, çok açıklamadım ama çok anlaşılabiliyor yani neden para vererek bir kütüphane oluşturmanın oyun endüstrisine olan zararını anlamak zor değil. Yani böyle olacaksa belki tamam Steam'de bakacak duruma, o da başka karşı bir plaşaya geliştirecektir. Strateji geliştirecektir. Satışları bekliyor muhtemelen. Division da geçti. Steam'de satılmayacak artık. Ubisoft'un belki birçok oyunu. Ama ben mesela onun
Ubisoft'a daha çok kar getireceğini düşünüyorum. Yani Uplay'den alırım abi oyunu. Niye evet. Epic'ten alayım ki? Steam'in sağladığı birçok şeyi sağlayamıyor çünkü Uplay ama Uplay'e bakıyorsun. Uplay kat kat daha iyi tabii. Epic Store'dan. Epic Store rezil yani. Rezalet. Hiç elle tutulacak bir yanı yok ve gelişmedi yani. Çıkalı bir ayın üzerinde para basıyorlar. Ama ortada bir şey yok. Ya şimdi bir de şöyle bir şey olabilir. İleride sadece ismi yüzünden ve bu transfer ücretleri yüzünden karşımıza çıkan oyunlar olabilir. Atıyorum herkesin çok beklediği bir oyun var. X oyunu. Bu X oyununu adamlar geliştirecek bütçe bulamıyor ya da çok müthiş bir şekilde yanmak istemiyorlar ama Epic Games gel kardeşim ben sana bilmem kaç milyon dolar veriyorum. Oyunu burada çıkar. Burada sadece çıkar. Bir reklam amacı olarak bile oyun ismi kullanılacak gibi gözüküyor ileride. Ki geçen haftalarda konuştuk bir de bu oyun önerme ünlü yayıncılara, sosyal medya fenomenlerine işte influencer denen ne olduğunu tam benim anlayamadığım arkadaşlara işte oyun önerme ve işte bunun karşılığında gelir paylaşım oyunun gelirlerinden işte geliştiriciler aralarında bir paylaşım gibi bir sistem. Daha onlar piyasaya çıkacak. Daha onlar yani. Gelecek falan. Ben zaten o zaman bir soru işareti oluşmuştu ya ne oluyor burada? Ama bu olayların bu şekilde yürümeye başlaması soru işareti. Tim Sweeney, Epic'in patronu geçtiğimiz birkaç sene önce Microsoft'un işte bu UWP olayı yüzünden işte çok tekelleşmeye çalıştığını, işte herkesi kendi platformuna mecbur bırakmaya çalıştığını falan söyler çok ağır eleştiriler getirmişti. Şu an böyle bir benzer bir durumun önünde bayrak tutan oldu. Evet. Onun da çok ciddi alınacak bir insan olmadığını ben parayı anlamış bulunca, oldum. Parayı bulunca değişmiş oldu. Şimdi arkasında Tencent var. Çinli bir dev. Tek derdi kar. Tek derdi kar. Çinli firmaların çoğunun muazzam bir agresif ülkeler. Evet. Serbest piyasa mı? İşte rekabet mi? Hiç umurlarında değil. Evet. Burada da onu görüyoruz. Yani ben sağlıklı bir rekabet olmayacaksa açıkçası bunun arkasında duramam. Tamam Steam'i eleştiriyoruz falan ama yani adil olmak zorunda. Evet. Ama burada öyle bir şey görmüyorum. Yani param var. Bastım bunu ben buna tamam o zaman Steam de ona basacak. Onu almaya çalışacak. Bu değil. Herkes açık olsun. Tamam. Bir oyun her platformda olabiliyorsa olsun. Evet. Biz de gidip seçelim. Bu kafadan zaten çok anti tüketici bir olay. Yani şimdi mecburen gidip daha kötü bir platformda almak zorunda kalabiliyorsun. Ya bir de dediğim gibi en başta böyle çıksaydı yine belki bu kadar tepki olmazdı ama bu transfer etme, para ödeme. Evet. Şimdi influencerlarla da anlaşma olacak. Söylediğim gibi yarın bir gün tırt bir oyun çıkacak. Sade ismi yüzünden mağazaya transfer edilecek. O tırtı influencerlar da onları alacak. Aa oyun çok güzel çok olmuş güzel. Diyecek. Bu yani sefer oyun felakete doğru gidecek yani. Olumlu değil. Ben şimdi pek takip etmedim. Kimler ne diyor, basında nasıl yaklaşılıyor bu duruma. Özellikle Türkiye'de. Ama eğer bu durumu bir rekabet falan gibi zanneden varsa büyük bir ihanet içerisinde diyebilirim oyun endüstrisine. Çünkü böyle rekabet olmaz. Evet yani tamam, parayı bastırarak oyunu almak gibi bir... Evet. Gelir dağılımı güzeldi. Ben bunu çok beğenmiştim. Buradan yürümelerini. Steam'i sıkıştırıyordu. Evet, önce güzel yüzünü gösterdiler. Evet. Ve tüketici tarafındaki adımları atmıyorlar hala. Yani atılsın. Bunlar atılmadan niye piyasa çıktı onu hiç anlamamıştık zaten. Evet. Başta onun için ben çok olumlu bakıyordum. Yani bu hızlıca gelişecek herhalde ama çok naif bir bakış açısıymış bu. O yüzden pişmanım. Evet, bu para verip oyun alma işini kesinlikle. Evet. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Şimdi Steam ne yapacak? Muhtemelen satışları bekleyecek. Yani Division ne olacak? O muhtemelen büyük patlayacak Epic Store'da ama Metro Exodus'a bakacak. Ne kadar sattı? Diğer oyunlar esas ne yapıyor? Metro sanki belirleyici olacak. Metro sadece yani. Ya Division'ın başarılı olmasının çok bir şeyi yok. Evet. Bana oluru yok gibi geliyor. Çünkü Uplay... Uplay'de de var. Yani Epic'ten aldığımı Uplay açılacak. Yani Steam gibi bir platform değil Epic yani. Evet. Bunun neyine güveniyorlar ki? Bir sosyal medya oluşturmuş değil. Fortnite'ın 100 milyon oyuncusuna güveniyorlar belki ama evet. Fortnite yani hani sonuçta Fortnite oynayan kitlenin çok büyük bir kısmına oyun satamazsın. Evet, aynen öyle. Ya bir de Division'a da çok güvenmemek lazım. Yani evet, Division'da öyle... Division'da çok şey bir... Marka değil yani evet. İlk oyun biraz hayal kırıklığı yarattı. İkincisi ne kadar büyük bir ticari başarı olacak. Yine, bu da yine yaratabilir. Yani yıllardır süre gelen, sürekli başarılı olan bir Call of Duty serisi gibi falan değil yani. Değil öyle bir şey olsa. Hadi neyse deriz. Öyle yani bu olayı da takipteyiz. Evet. Yeni şeyler oldu mu? Bu ara 4A Games'ten oyunun geliştiricisi işte bu boykot, yaşanan boykot
görüp Rus forumlarından birinde hani bunu yaparsanız hani bir sonraki Metro oyunu PC'ye gelmez gibi salakça bir şey söyledi. Aslında anlaşılabiliyor bu. Yani sonuçta da oyun PC'de satmazsa bir sonraki oyun PC'ye gelmesi bir soru işareti olabilir ama. Ama bunu niye toplumla niye paylaşıyorsun? Kaldı ki o zaman oyununuzu abi düzgün bir yerde, düzgün bir platformda satın ki evet. Herkese ulaşsın yani. Biz burada satacağız abicim, gelin dandik bir yerde satıyoruz. İşte cloud, buluta kayıt bile yok. Offline oynama özelliği bile yok. Gelin biz burada mecbursunuz. Yani bunu böyle bir saçmalık olabilir mi? Peşi paraya sattılar oyun. Mallıyı yani. Bu bir soru işareti. Sonra Deep Silver'dan falan açıklama geldi. Hayır biz işte sonraki oyunlarımızda da PC merkezimizde olacak falan diye çevirdiler lafı ama yani abi bunu baştan düşüneceksiniz yani o zaman. Her erişilebilir olması lazım. Oyunların olayı erişilebilir olması. Her platformda tüketiciye seçim şansı sunmaları ki bir sonraki maddemiz de bununla alakalı. Evet. Adamlar bu arada maddeye geçmeden önce adamlar internetin en güzel kısmını bir anda yok ediyor. Yani internetin olayı nedir? Oturacaksın, seçeceksin. Seçim. Olayı odur yani. Evet. Seçimdir yani. Evet. Çinliler. Evet. The Chinese guys. Yani. Sıradaki maddeye geçelim. Yine bununla evet, ilgili. THQ Nordic'ten Metro Exodus'un Epic Store'a geçmesi konusunda açıklama geldi. Evet. Şimdi olaylar bununla kalmadı. THQ Nordic hem oyun haklarının sahibi elinde bulunduran Koch Media ve Deep Silver'da yayıncısı Deep Silver'ın da sahibi aynı zamanda. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam bu satın alımı gerçekleştirmişlerdi. Konuyla alakalı bir açıklama gelmiş. Tabii insanlar bekliyor ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Bu kararın tamamen Koch Media tarafından alındığını söyledi THQ Nordic yetkilileri. Her ne kadar bizim bünyemizde olsalar da hala kendi kararlarını veriyorlar. Yani bu onların kararıydı ve biz de bunu engelleyemezdik dediler. Yani ayrı bir karar mekanizması olduğunu dile getirmişler. Kendileri gelecekte tamamen buna kapıyı kapamamışlar. Bu platforma özel oyunlara kapıyı kapamıyorlar ama bizim için her zaman öncelik oyunculara seçim imkanı sunmak olacak diyorlar. Yani istedikleri platformda oyunlara sahip olabilmeliler ama yine de tamamen kapıyı da bunu da acaba işte tepkilerden dolayı mı söylüyorlar? Evet. Darksiders 3 vardı. Geçtiğimiz dönemde THQ Nordic bünyesine çıktı. Hem Steam'de hem Epic Store'da yayınlandı. Evet. Aslında bunu biraz destekler nitelikte bir şeydi ama gelecekte ne olur bilmiyoruz. Evet. Şimdi yeni firmalar aldılar mesela birçok konuşuyoruz THQ Nordic'in agresif stüdyo ve fikri mülk satın alımlarından. Bunlar ne olacak? İki tane stüdyoyu bakalım, belki Epic'e bağlayacak direkt. Bakalım. Herif para veriyorsa yani hani oyunu getirin. Ya bir de bu parayla oyun satma işi hani tekrar tekrar söylüyorum da gerçekten sektörü çok çok kötü bir yere götürecek bir şey. Adam da güzel oyun yapmayacak ki parayı peşine alıyor herif zaten. Evet. Yani yatırım, sen gel buraya işte sana yatırım yapalım. Şimdi burada muhtemelen Epic'in verdiği para yapılan ödemeler muhtemelen işte oyunla alakalı bir şeyleri kullanacaktır. Adamların cebine falan girmiyor. Oyun için bir yatırım. Evet. Ama bu oyun ne kadar satmış oluyor peşine. Ne kadar adil. Evet. Tabii. Yani ne kadar adil. Bir platformun bir başka platformlara gitmesin, biz büyüyelim diye başka oyunları kendi platformuna çekmesi ne kadar adil, ne kadar bu sağlıklı bir rekabet ortamı oluşmasına katkı sağlar bilmiyorum benim açısı. Bir de Fortnite daha ne kadar böyle devam edecek? Yani biz neler gördük. Evet. Sen benden daha fazla görmüşsündür neleri. Ki onu da konuşacağız birazdan. Evet ondan da bahsedeceğiz. Öyle yani bu konuşma sabaha kadar sürer. Evet, hoş bir olay değil. Bekleyip göreceğiz. Steam'in önümüzdeki süreçte ne yapacağını da Epic'in başarısı belirleyecek. Belki yüzdelerde, gelir dağılımında büyük bir dramatik bir değişikliğe gidecekler. Şimdi Steam ben artık %20 alıyorum dese ortada Epic Store kalır mı? Evet. Onu da yani, düşünmek lazım. Steam kendi payını azıcık bile azaltsa evet, bence yine bir cazibe merkezi haline gelir bir anda. Ortalık karışır. Bence bekliyorlar şu an. Bekle ve gör politikasını uyguluyorlar ki doğrusu da bu. Aynen. Çünkü ben de burada çok büyük bir başarı yakalanacağını düşünmüyorum şu noktada. Çünkü büyük bir PR faciasına dönüştü. Bu Metro Exodus muhabbeti. Bayağı da eksi puan oldu. Kesinlikle. Evet biz de üzerimize düşen vazifeyi çok gerçekleştirdik. Konuştuk. Biraz çorba ettik belki ama. Bakalım. Şimdi sıradaki maddeye geçelim. Spawn'ın yeni oyunu Titanfall evrenine geçecek bir Battle Royale. Evet. Şimdi bugünün haberi. Evet. Bu akşam da canlı yayında. Yani bugünün kaçı? Dördü galiba. Dört
Ocak 4 Şubat, Şubat itibariyle 2018. ben hala geçen sene de Ocak ayında bayağı geriden gidiyorum. Benim tamamen şaftım kaymış durumda bu yeni yıldan sonra. 4 Şubat itibariyle akşam saatlerinde oyun herkese gösterilecek. Bakalım ne çıkacak? Bir Battle Royale oyunu olacak. Evet. Overwatch'la Blackout arası işte bu Call of Duty işte Black Ops 4'ün Blackout modu arasında bir oynanışa sahip olacakmış. Respawn'ın bir oyununu merak ediyorduk. Bu olacak gördüğünüz kadarıyla. Bir Star Wars oyunu geliyor. Evet. Titanfall 3 gelir mi? Gelecek mi onu bilmiyoruz. Acaba biz Titanfall 3 diye niyetlendiğimiz oyun bu mu oldu? Bu mu? Evet. Bu arada oyunun adı da Apex Legends olacak. Bakalım şu an üzerine... Olabilir. Olabilir. Yani EA tabii var arkasında bunun. Battlefield 5'e de Battle Royale geliyor. Aa, şimdi, o vardı değil o mi? O var. Oh. Blackout var. Şu an piyasada olan. İşte PUBG, Fortnite zaten var. Evet. Birçok oyun, birçok Battle Royale oyunu çok acayip hevesli çıktılar. İşte birkaç ay sonra kepenkleri kapattılar. Çünkü bir de bu oyunda oyuncu kitlesinin sürekli oynuyor olması lazım. Çünkü kalabalık oynanan oyunlar 100 kişi oluyor bir sunucuda. O oyunun azalmaması lazım oyuncu sayısının. Oyuncu sayısı azalınca da kimse gelmiyor. Kaçıyor. Adam bekliyor be 10 dakika. Şeyde Counter Strike'da benzer değil mi? Evet. mod geldi. Yani inan merak edip bakmadım. Değil mi? Hani yani. Gerçekten girip bakmadım bile ya. Umurumda değil çünkü yani. Şey bir oyun daha vardı. Planetside. Planetside'da gelecek. Evet, ona da hatta geçtiğimiz günlerde çıkacaktı. Ocak ayının sonunda çıkması planlanıyordu. Şimdi Mart'a ertelenmiş. Planetside'da zaten farklı bir deneyim sunabilir Battle Royale'de. Olabilir ya. Oyun Planetside'ın çünkü... hani uzun süredir kemikleşmiş bir oyuncu kitlesi var. Sadece onlar gelse bile yeter tabii, orayı çevirmeye. Tabii. Doğru. Valla Battle Royale acayip bir yükseliş ama bir düşüş de olacaktır. Yani bu işte neler gördük yani. Evet. MOBA'ların bir ara MOBA vardı. Ardından bu hayatta kalma, oyunları var. Hayatta kalma oyunlarından Battle Royale evrildi zaten. Çok ilginç. Yani suyunu sıka. Sineğin yağını çıkardılar. Sineğin kanadının yağı çıktı. Battle Royale oldu artık. Şu an Fortnite. Evet. Egemen. Egemen iyi de gidiyor görünüşe bakılırsa. Ama daha ne kadar gidecek belli değil. Yani ya, bu tarz şeyler hep olur. Bu çıkışlar olacak. Evet. Ve inişleri de beraberinde getirecek. Her inişi vardır. Evet. Bakalım şimdi görmeden de bir şey diyemiyoruz. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Aslında Respawn eğlenceli bir yani eğlenceli işler yapan bir stüdyo. Titanfall serisi müthişti. Evet. Çoklu oyuncu. Modu bakalım ne çıkacak. Ben tam ondan bahsedecektim. Blackout modunu gördükten sonra Call of Duty'nin benim bu tarz oyunlara biraz bakış açım da değişti. Şimdi PUBG'yi oynamak için ben bir 40-50 saat oynadım ama çok fazla şey öğrenmek lazım. Biraz da artık üşengeçim online oyunlar için. Her şeyi öğreneyim. Yani 10 yaşındaki çocuk ezbere sayıyor. Ben o kadar hatırlayamıyorum, edemiyorum. Zaman meselesi. Zaman da yok. Yani. Ama o Blackout modu beni bir ümitlendirmişti. Artık çıkan bu tarz oyunlara bir heyecanım oluyor ufaktan. Çünkü şey iyi cilalanmıştı. Evet. Triple A kalibresinde bir ekip, bir stüdyo böyle bir şey geliştiği zaman iyi bir şey çıkabiliyor. Ve bakalım. Senin benim gibi adamlar için hani bu oyuna binlerce saat gömmeyecek adam için de uygun. Keyifli olabiliyor. Evet. Evet biz de çıkıp işte 3. 5. 1. olabiliriz bu tarz oyunlarda. Evet. Hani PUBG'de, Fortnite'da falan biraz daha zor da. Evet. Keyifli olabilir. Bakalım evet, yani. Evet bir bakalım. Merak ediyorum açıkçası. Merak ediyorduk neyi üzerine çalıştığında Respawn Entertainment'ın. Çünkü 3 oyun falan 2'den yani 1'den fazla hatta 2'den fazla oyun diyorlardı. Bence bizim Titanfall 3 gitti ben sana söyleyeyim. Umarım gitmemiştir. Ben bir Titanfall 3'ü de bekliyorum ama gitmiş olabilir gerçekten de. Çünkü Battle Royale. Evet. Sıradaki habere geçelim. Resident Evil 2 Steam'de Resident Evil 7'nin neredeyse 4 kat daha popüler olmuş abi. Evet. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Resident Evil 3'ün yeniden yapımı gelir mi? Evet. Gelebileceğini söylemiş yapımcılar. Bir şey söyleyeyim mi? Bence yapımına başlamışlardır. Kesinlikle. Şu an çalışıyorlar. İyi bir satış grafiği yakaladı Resident Evil 2. Yeniden yapımı. Ki bu hafta içerisinde bir incelemesini yapmayı planlıyoruz. Evet. Oyun Steam'in eş zamanlı en yüksek oyuncu sayılarında da senin de dediğin gibi Resident Evil 7'nin son oyunun. Evet. O da geçen yıl. Geçen 2017. 17. Ben işte hala 18'de olduğum için. Doğru pardon. 2010... Sana geçen yıl abi. Bana geçen yıl. 2017'nin Ocak ayında çıkmıştı o da. Yine 2 sene önce yani çıkmıştı. 4 kat fark atmış yaklaşık 20 bin. Ki oyun da güzel bir oyun. Evet, 20 bine 75 bin gibi bir şey. Anlık oyuncu. Anlık en yüksek oyuncu sayılarında. Resident Evil 7 de çok güzeldi. Evet. Yani
serinin aslında gitmesi gereken yol buydu. Resident Evil 4'ten sonra. Yani 7 ve işte 2 gibi o tonda evet. oyunlarda ama başka bir şey evrilmişti. Başka dandik garip bir yöne kesinlikle gitmişlerdi. Tabii hala Monster Hunter World'un 300 binini evet yakalayabilmiş değiller. Capcom'un en büyük Capcom'un en büyük başarısı oldu PC platformunda ama yine Capcom bu satışlarına memnun. Evet. Görünüyor ki Resident Evil 3 hakkında da olabilir demişler. Kapıyı açık bırakıyorlar değil mi abi? Onu başlamışlardır kesin abi. Kesin şu an. Bir de şöyle bir haberin içinde şöyle bir detay daha var. İngiltere'deki rakamlara göre kutulu satışlarda ama Resident Evil 7, Resident Evil 2'den %18 daha fazla satmış. Evet. Ama aslında şimdi bu geçen 2 yıl zarfında kutulu oyunun satışları düştü ve remake bir oyundan bahsediyoruz. Evet. Herkes dijitale yüklenmiş. Bence dijital satış rakamları olarak Resident Evil 2, 7'yi bayağı bir tokatlayacak. Bence önündedir şu anda. Çünkü geçmişte de konuştuk. Birçok oyunda büyük düşüşler var kutulu oyun satışlarında. O yüzden bu da aslında çok anormal bir sonuç. %18 de bir şey değil yani. Hiçbir şey değil. Ha. Sıradaki habere geçelim. Quantic Dream artık sadece Sony'ye özel oyun yapmayacak. Evet. Evet. Bu aslında haftanın en önemli maddesi olabilir. Evet. 12 yılın ardından böyle bir şey, tabii bu kararı neden olan şey ne? Evet. Çinli mega şirket NetEase bir yatırım yapmış. Azınlık hisselerini almış Fransız Quantic Dream'in. David Cage de Variety'ye konuşmuş. Ve yeni bir dönemin başladığını kendileri için, bunun için de heyecanlı olduklarını söylemişler. Artık sadece Sony'ye değil, başka platformlarda oyunlar yapacaklarmış. Bekleyip göreceğiz. NetEase yakın zamanda Bungie'ye de 100 milyon dolar mı ne, öyle acayip bir yatırım yapmıştı. Bu şeyden önce, yani geçen yılın ortalarında falandı, yaz aylarında. Çinliler çıldırdı vallahi. Agresif, evet. Çıldırmış olmalılar. Belki Xbox cephesine de artık hikaye odaklı oyunlar evet gelecek. Yeni bir başlangıç. Gibi. Bence umarım bu yepyeni başlangıcı David Cage. Biraz da yazım kalitesi ve işte bu hikayelerindeki saçma sapan mantık hataları ve hikaye boşluklarını da gidermekte kullanır. Çünkü artık multiplatform biraz daha... Evet. Daha fazla onu dövecek kişi var. Evet. Ciddi bir mecra açılacak. PC'ye de gelebilir. Beklerim, güzel haber tabii yani. Çünkü teknik anlamda ben hani sürekli eleştiriyorum oyunlarını. Teknik anlamda söyleyecek tek bir kelime yok. Çok iyiler. Yani bütün oyunları zamanın ötesindeydi, işte Heavy Rain ötesindeydi, Detroit de öyle. Ama yani şu hikaye yazımında biraz daha dikkat etmesi lazım. Hani filmlere şey yapmak istiyor ya, film olma, film gibi olma ama adamı döverler. Evet, daha, yani daha çok uzak. O kadar boşluklu, o kadar mantık hatası olan şey yaparsan seni o sinema salonunda evet kovalarlar yani. Hani öyle elinde projeksiyonla gezersin. Hani ben öyle otör olacağım, işte Alfred Hitchcock olacağım yani. Yok, onlara daha çok çok uzak. Ben zaten bu tarz oyunlardan çok fazla haz etmiyorum. Oynarken keyif almıyorum ama yine de bu sektör için güzel bir haber. Kesinlikle. Her cephede bu tarz oyunlarda olsun. Evet, ben yani kendi olumlu olacaktır diye düşünüyorum bu kesinlikle yatırım Quantic Dream için. Umarım evet hani böyle çok da yaratıcı sürece karışmazlar. Ama azınlık hisselerini almışlar. Hani demek ki çok da öyle bir yönetimde belki çok büyük payları olmayacak. İnşallah Quantic Dream çok rahatlamaz. Parayı da bulduk falan diye. Evet. O da olabilir yani, ihtimal dahilinde. Tabii şunu da konuşmak lazım. Sony özel stüdyolarından birini kaybetti. Evet. Quantic Dream önemli ekiplerden biriydi onlar için. 12 yıl dile kolay. Evet. Kaybettiler, bakalım yerini nasıl tamamlayacaklar. Bu da birçok insan için yine bir konsol alma tercihiydi. Hani ben sevmiyorum diyorum ama kim adam seviyor bu tarz oyunlar için gidip evet PlayStation 4 alıyor. Evet. O yüzden ne olacak? Evet. Önemli bir kayıp Sony cephesinde. Sıradaki habere geçelim. Haftanın en rezil haberi. Overkill's The Walking Dead'in geliştiricileri oyunun dandik olduğunu biliyorlarmış evet abi. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk oyunun başarısızlığını. Evet. Ki aslında ilk duyurulduğu dönemde büyük bir potansiyel vaat ediyordu. Hani Payday'in başarısı evet tartışılmaz. Güzel de bir oyun. İçerik olarak çok desteklediler. Oyun ölmedi. Kendi kitlesini yarattı. Hani bir ara mikro ödemelerdir, kutu açmadır. Zaten çok birçok problemle çok dayak yediler oyuncu topluluğundan ama geri adım attılar. İşte evet o topluluğu dinlediler. İçerikleri güzel şey yaptılar. Topluluğa göre oluşturdular. Çok büyük bir başarıydı Payday. Payday'in başarısına bakıp Walking Dead'in formülünü de kullanacak bir oyun kulağa mükemmel geliyordu ama evet görünüşe bakılırsa hiç de öyle değilmiş. Aslında oyun çok büyük problemler
ile yüz yüzeymiş ki hani geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk satış başarısızlığı, oyunun çıktığı hali zaten korkunç durumda. Evet. Hani alfa seviyesinde 2-3 falan. 2-3 ay oldu değil mi herhalde çıkalı? Evet. Hatta oyunun işte bir ucuz versiyonu yayınlandı falan gibi haberleri de yapmıştık. Evet. Ben çok yani, kısa bir bakmıştım. Yok yani. Yok yani. Bir şey var ya, bir ne yapılmak istediklerini anlıyorsun ama yapama yani çünkü zaman yokmuş işte onu anlıyoruz. Evet, evet. Eurogamer, Starbreeze'den ki Overkill ve Starbreeze birleşmişlerdi. Bu süreci de anlatıyor. Çok güzel bir röportaj yapmış buradan ismini vermek istemeyen bazı çalışanlarla ve bu sürecin nasıl işlediğini, nasıl yürüdüğünü ibretlik bir makale izleyin derim. Şimdi biz burada tabii konuşursak saatler sürer. Kesinlikle bir bakmanız lazım. Kesinlikle okuyun. Gerçekten oyun yapımı, oyun nasıl yapılmamalı konusunda nelerle karşılaşabilir? Evet. Müthiş ibret dolu, benim yani böyle ağzım açık okuduğum bir yani adamlar olmuş. Görmeyeli çalışır gibi çalışmış yani. Çok kötü yani. Kötü olduğunu biliyorlar oyunun. Çünkü evet. Oyunda en başında büyük problemlerle karşılaşmışlar ki aslında uzun süredir neden haber alamadığımızın cevabı da burada gizli. Evet. Uzun süre büyük problemlerle boğuşmuşlar. Bir oyun motoru almışlar. Oyun motoru ne yapacaklarını bile bilemiyorlarmış oyun motoruyla. Sonra için içten çıkamayıp uzun bir süre sonra Unreal motoruna geçmişler. Firmanın içinde Unreal motorunu da bilen çok fazla yokmuş. İşte adam diyor ki yani açıp tutorial bakıyorduk. Yani, düşünsene, yani oyun böyle yapıyorsun. Bir şey olabilir mi ya? Ve oyunun o kadar ihtiraslı ki adamlar hani Destiny seviyesinde bir şey yapalım. Devamlı olsun işte böyle. Hep hani para akışı olsun. İsmi de işte, Walking Dead. Yani hani... İsim büyük. Ya Hollywood'a zaten göz kırpıyor bu adamlar. İşte Payday döneminde işte John Wick'li içerikler evet, evet, falan. Evet, evet, evet. Böyle bir yapım konusunda ihtiraslılar. Unreal motoruna geçiyorlar. Bu süreç onlara çok büyük bir zaman, para ve kaynak kaybına yol açıyor onlar için. Diyorum ya işte adamlar, yani birçok kişi bilmiyor Unreal motoru çalışmayı ve işte tutorial'lara bakmak zorunda kalıyorlar. Ve sen burada triple A oyun yapmaya çalışıyorsun ve oyunun çıkış tarihi yaklaşıyor. Evet. Büyük crunch şeyleri, yani burada, seansları. Burada Donald Crunch'ın hani RDR, MDR hikayedir kesin. İnanılmaz bir kötü çalışma şartlarına geçiyor, bürünüyor olay bir anda. Çok çok tuhaf yani. Yani ne yapılırsa yapılsın oyunun kötü çıkmaya mahkum olduğundan bahsediyor çalışanlar. Bu çok acı bir durum. Evet. Diyor da görüyoruz oyunun kötü çıkacağını ama bir türlü itiraf edemiyoruz. İşte her şey boka sarmış ama gidip işte ekiple konuşuyoruz işte çok memnun. İşte fuarda gösteriyoruz. Kimse gelmiyor belki hani ilgi çok gösterilmiyor ama işte içeri girdiğimiz zaman işte herkes çok memnun kaldı falan gibi yalanlar söylüyoruz ve bu bize de yani kendi kendimize de bunu inandırıyoruz. Bu çok acı bir etik sıkıntı bence yani evet. Hani aslında savunulacak bir tarafı da yok çünkü oyuncular bunu para vererek alıyor. Evet. Bu, hani büyük neresinden program. Tutsan ya elinde kalan bir durum. Walking Dead ismi de eskiden prestijliydi işte dizinin ilk yıllarında falan. Yani Titanic gibi battı. Hani oyunlar... Evet. Starbreeze ayrı battı. Evet. Starbreeze hani Payday'in başarısını heba ettiler. Evet. Ne gerek var abi Walking Dead ismini alıp onunla isim yapmaya? Yani kendi alanında devam et yani. Ya da alıyorsan da hani diyorum çok ihtiraslı. Hani Destiny'yi kendine şey yapıp çok hani iyi planlanmamış bir süreç var. Çok ihtiraslı bir proje. Röportajda aynı zamanda o çalışma makalede hani çok röportaj şeklinde değil de bir röportaj yapılmış, onu bir makale haline getirmişler. Çok dolu. Starbreeze ile Overkill'in nasıl birleştiği, işte CEO'su Bo Anderson'ın kovulma süreci. Geçtiğimiz hafta yine onu konuşmuştuk. Bir baskın düzenlendi Starbreeze'e, bir takım yolsuzluklar şirket içinde yaşandığı için. O süreçte neler yaşandı. CEO'yu aynı falan şekilde CEO'yu içeri aldılar, sonra saldılar işte Bo Anderson'ı. Ve işte Payday'in başarısı nasıl heba edildi, nasıl o müthiş... Evet. İvmeden buralara bu rezil duruma gelindi. Bu şirket batma noktasında şu an yani. Nasıl bu noktaya gelindi? Ya bildiğin işi yapacaksın abi. Evet. Bu kadar basit. Vereceğimiz linke ben de kesin bakın derim. Yani evet. İlgileniyor olun olmayın hani Starbreeze'in oyunlarıyla. Bu kesinlikle oyun endüstrisi. Bir iş yönetimi dersi bile olabilir kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani bir proje nasıl yönetilmez? Evet. Keyifli de bir yazı yani. Keyifli derken yani olay çok keyifsiz ama. Evet. Yani çok enteresan, ilginç detaylar var. İbretlik. Hepsini de zaten buradan atamayız ama Uğur abin dediği gibi bir bakın. Kesin bakın. Öyle. Buradan. Bir başka acayip habere geçelim. Evet. Scooby-Doo'dan tanıdığımız Shaggy, Mortal Kombat 11'e konuk dövüşçü olarak katılabilir. Evet. Yani tamam, oyuncuları dinleyin, kitleyi dinleyin, istediklerini yapın da baba Shaggy'nin
Mortal Kombat'ta ne işi var ya? Bir de Change.org açmışlar. 300 bin tane. Evet, acayip bir başarı. Ya. Dingil diyeceğim ayıp olacak. Aslında her şey... adam da imza atmış ya. Aslında her şey böyle bir Mortal Kombat oyununa yakışır şekilde ilerliyordu değil mi? İşte Game Awards'ta duyuruldu. Ardından böyle bayağı hemoglobin yüklü oyun yanlış videoları geldi. Evet. İşte yeni detaylar bilmem ne derken hani her şey iyi gidiyordu. Bir anda bu bir fanın, bir hayranın işte Shaggy Mortal Kombat'ta konuk dövüşçü olsun. Change.org kampanyasıyla birlikte 300 bin kişi de imzalamış acayip bir yere geldi. Yani. Ed Boon işte olaya dahil oluyor. Evet. Serinin yaratıcılarından. Bana nasıl gittiğini söyleyin bu kampanyanın diyor. Daha kampanyanın başlarında. Sonra bakıyor ki olay çığından çıkıyor. Kendisi de bir çalışma, böyle gözleri mavi mavi parlayan bir Shaggy çalışması paylaşıyor. Shaggy gelirse ben boykot ederim. Ya şimdi mesela... Ben Mortal Kombat'ta mutluyum yani. Şey geldi. İşte ne bileyim Jason geliyor. İşte ne bileyim 13. Cuma işte Predator bileyim, falan Predator geliyor. Yine ama temaya gene biraz uygun. Freddy Krueger geliyor. Evet. Temaya uygun. Shaggy acayip bir bu dövüş şeyine ilginç bir katılım olur. Ya bunu yapmaya verin ya. Bunu da yapmaya verin. Bilmiyorum. Yani bu kadar da parayla satıyoruz. İsteyen almaz ama bilmiyorum. Ben karşıma Shaggy gelirse mesela oynarken ne yaparım? Ben almadım. Ben almam hani bu karakteri. Çünkü bunlar da hani... Ben Shaggy görmek istemiyorum abi. Mortal karşıma gelirse ne yaparım bilmiyorum. Görmek de istemiyorum yani. Ha, onu da böyle çok acayip bir şekilde sevdirirlerse de bilemem. Onu diyor. Onlara bırakıyorum. Kendilerine bırakıyorum. Ha, ben Scooby-Doo'yu çok severim. Ben de çok severim. Bayılırım yani. Kesinlikle ama... Shaggy'de en sevdiğim karakterlerden biridir. Evet, ama Mortal Kombat'ta ne ama iş var? Ama evet hani değil mi? Yani... Yok abi yani çok bu... kontrast değil mi? Evet. Bilmiyorum yani. Ben bazen söylüyorum bu internetin geldiği noktadan nefret ediyorum diye yine bilmiyorum burada bakın, sanki haklı çıktım gibi. Hayranların bu isteğini dinleyebileceklerinin sinyalini verdiler ama. Biz de başlatalım bir yandan gelmesin diye yani. Değil mi? Yine ilginç hiç gayet. Olmayabilir belki de işte. İnşallah olmaz. Bir hayranların ağzına bağlatıyorlar. Çoluk çocuk da kafa buluyordur inşallah yani, baba yani. Tabii geçen hafta şeyi konuştuk cross platform bence onu, evet. Onu getirsinler yani. Evet cross evet kesinlikle. Cross platform olsun abi Shaggy. İstemiyoruz hani başka karakter de istemiyoruz. Şu cross platform olsun. Bu arada oyunun tanıtımında çok acayip bir müzik çalmıştı hatırlarsın. Evet. İlk yayınlanan evet, videoda. Trailer'da. Oradan bir çok hoş değildi. Oradan bir kıllanmaya başlamıştık. Evet. İkinci yine ikincisi daha sonra gelen oynanış videoları evet, güzeldi, doyurucuydu ama ilk yayınlanan evet. Video müzik yüzünden çok alakasızdı. Belki sevenler vardır o tarz müzik hani rap falan ama uygun değildi yani hani çok temaya uygun değildi. Evet. Tuhaf duruyordu. Neyse bakalım bu konuda evet. Ne olacak önümüzdeki haftalarda görürüz. Sakin ol. Sonraki habere geçiyorum. American McGee yeni Alice oyunu üzerinde çalışıyormuş. Evet American McGee'yi Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Hexen gibi müthiş yapımlarda aldı. Görevlerden tanıyoruz önemli görevlerden. Ama asıl olayı 2000 tarihli American McGee's Alice. Evet. Müthiş bir oyundu. Gerek... enteresan görsel stili, gerek oynanışı, o dönem için ilginç aksiyon macera oyunuydu. Gerek tuhaf, inanılmaz tuhaflıktaki eşsiz anlatımı. Evet. Çok harika bir oyundu ki asıl olayı da işte Lewis Carroll'ın ölümsüz eseri Alice Harikalar Diyarı'nda getirdiği o acayip yetişkinlere yönelik dehşetli baya böyle hafif ruh hastası. Evet, çok farklı açısı. Bir perspektiften. Evet, ya korku dolu, garip bir bakış açısıyla damgasını vurmuştu oyun. Kesinlikle. Müthiş bir oyundu. Neredeyse 20 sene olmuş. Onun da 20 yaşını kutlamak üzereyiz yani. Evet. 19 sene olmuş. Seneye. Daha sonra devam oyunu gelmişti 11 sene sonra. Madness, Alice Madness Returns diye. O böyle oynanışı biraz problemliydi. Ya yani biraz fazla uzundu bazı sekansları. Çok başarılı bir oyun değildi ama yine de çok kötü de diyemezdik. Yani aslında yine o aynı anlatım tonuna sahip, o tuhaf, dehşetli böyle yetişkinlere yönelik daha böyle tuhaf, hafif psikodelik evet. ortamların olduğu güzel bir oyundu. Fena sayılmazdı. Yani değişik bir evet. oyundu açıkçası. Ya verdiğin parayı üzülmezdi ama müthiş bir oyundu diyemezdi. Evet. Electronic Arts'ta oyunun hala hakları. Şimdi American McGee bu süreçten sonra Shanghai'ya taşınmıştı. Orada bir ufak Spyceworks adında ufak bir bağımsız oyun stüdyosu kurdu ama çok başarılı işlere imza atamadılar. 1-2 sene önce de stüdyoyu kapatmıştı. Ama hala Shanghai'de bildiğim kadarıyla kendisi. Bir süredir tabii kendisine ya bir Alice oyunu yapsana falan diye her yerden Twitter'dan, Facebook'tan falan darlıyorlar. Ben de kendisini takip ediyorum. Çok darlıyorlar. Evet. Ve en son şey demişti. Yeter artık beni bu konuda rahatsız etmeyin demişti tamam mı? Ama sonra işte ne olduysa
tamam demiş de herhalde. Kendi isteyince baba yapmış. Bir yeni bir oyun Alice Asylum adında evet. Bu hikayelerin, bu iki oyunun öncesine gidecek bir oyun üzerine çalışmalara başlamış. Dizaynıyla, işte sanatıyla, hikayesiyle çalışıyormuş. İsminden de anlayacağımız üzere yine manyaklık. Yine bir bu hastalığı olacak oyunda. Merak ediyorum ben. Yani Madness Returns çok iyi değildi. Dediğim gibi hani yine fena sayılmazdı ama umarım yine ilk oyunu yarattığı etki yaratacak bir şey olur. Tabii Electronic Arts'ta dediğim gibi oyun hakları. Burada nasıl bir süreç yürüyecek onu da bilmiyoruz. Henüz böyle bir resmi duyuru falan yok. Oyun şu saatte yapılacak, şu saatte çıkacak falan gibi bir anlaşma olmuş değil. Ama kendisi çalışmalara başlamış. Yakın zamanda somut şeyler de görürüz diye düşünüyorum. Umarım görürüz. Benim merakla beklediğim bir oyun olur. Bence oyuna güzel bir loot box mekaniği lazım. Değil mi? Oyun gibi olsun değil mi yoksa yani. Onu koymazlarsa evet. Olmaz diyorsun. Kesinlikle. Evet. Bakalım. Umarım yakın zamanda bir şeyler duyarız. Evet. Benim sevdiğim bir abimiz kendisi. Sıradaki habere geçelim. Geçelim. Beholder kısa filminden bahsediyorduk gelecek diye. Geldi. Yayınlandı. Evet geldi. Papers, Please'in kısa filmini yapan ekibin. Evet yine güzel bir iş çıkarmışlar. Yine güzel dediğin gibi. Özellikle oyunun sanatsal görsel tarzını yakalamışlar. Kesinlikle tam ondan bahsediyorum. Bu adamlar bu işi çok iyi yapıyor. Yani evet. Oyundaki şeyi... Beyaz perdeye aktarma konusunda çok çok iyiler. Linkini de vereceğiz. İzlediniz 10 dakika civarında. Ben artık evet. Şeyi bekliyorum. This War of Mine. Oo. Bu olursa sıradaki projeleri umarım evet. Budur. O da çok yakışır. Bakalım iyi olur. Öyle izleyin yani güzel olmuş. Ben bu tarz işleri çok seviyorum. Özellikle gitgide film kalitesine yaklaşıyorlar. Eskiden yapılan evet. Fan filmlerini hatırlarsın. Street Fighter için falan yapılan, ha, Mortal Kombat için yapılan şeyler vardı. Daha amatörceydi ama gitgide YouTube'un da bu hale gelmesiyle evet. Prodüksiyon ürünlerinin belki biraz daha ucuzlamasıyla çok daha kaliteli işler yapıyor ve oyunları besliyor. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük yapımlardan daha doyurucu. Kesinlikle. Yani Papers, Please ve şu Beholder'ın kısa filmleri, ne bileyim atıyorum bir Assassin's Creed'in beyaz perdeye aktarılmış filminden daha doyurucu. Evet. Oyunun temasını, tonunu kesinlikle. Daha iyi aktarıyor. Silent Hill dedik mesela filmden. Yani evet. Beholder'dan da kısaca bahsedelim, bilmeyenler olabilir. Bir apartman yöneticisi rolünde bir Orwellian bir dünya, bir distopya, baskıcı bir rejimin olduğu bir ülkede bir apartman yöneticisi rolünde apartman sakinlerini gözetlediğimiz ve işte olan bir takım tuhaf olayları ve yasak şeyleri, yapılan yasakları falan hükümete bildirdiğimiz bir oyun. Bir yandan işte ailemiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var, işte eşimiz var falan, onları onlarla ilgilenmek zorunda olduğumuz falan. Çok farklı bir oyun. Bir evet, bir kaynak yönetim, bir strateji, bir casusluk. Bir macera, bir casusluk oyunu. İkincisi çıktı oyun. Bu arada. İkincisi çıktı. O da çok güzel. 3D oldu. İkiye ben çok bakamadım abi ya. Güzel nasıl, olmuş güzel ama yine de ilk oyunun, yani ilk oyunda aslında çok böyle uzun süre, atıyorum 50 saat oynanacak bir oyun değildi. Yani bir süre sonra böyle biraz tek düzeleşmeye başlıyordu. 2D biraz onu kıramamış. 3 boyut olması biraz daha hoş. Burada orada bir hükümet yetkisini oynuyoruz bu arada. Farklı bir tat katmış. Yani farklı aslında. Tonu aynı ama daha farklı bir oyun olmuş. O da güzel, ona da bakılabilir ama ilk oyun bence biraz daha iyiydi. Kısa filmde evet. O tadı, tonu güzel yakalamış. Keşke ülkemizden de bu tarz kısa filmler çıksa, evet. Çıksa. Çünkü çok büyük bütçe isteyen işler değil artık bunlar günümüzde. Evet. Sıradaki habere geçelim. Geçelim. Ubisoft'un uzay keşif oyunu Pioneer hala yapım aşamasındaymış. Evet, geçen hani birkaç, bitmişti. Birkaç haftada önce konuşmuştuk, iptal edildi söylenmişti. Evet, aslında duyurulmamış da bir oyun. Evet. Bu da yani duyuru falan da gelmişti. Watch Dogs 2'de bir görev. Evet. Bir Ubisoft'un şeyini hackliyorduk, sunucusunu. Oradan bir işte hayali bir Ubisoft sunucusu tabi. Oradan bir E3 videosu indiriyorduk ve bu oyunun videosu çıkıyordu falan işte. Böyle bir oyun mu var muhabbeti bayağı o zaman gündeme gelmişti. Olduğu konusunda raporlar vardı falan ama iptal edildiği. Ne Alex Hutchinson, senin de dediğin gibi oyunun yönetmeni, aynı zamanda Assassin's Creed 3 ve Far Cry 4'ten de tanıyoruz kendisini. Bu oyunda da yönetmeni mi bilmiyorum gerçi, Pioneer'de çalışıyor muydu bilmiyorum ama tabii orada o ekipten arkadaşlarının olduğunu düşünerek öyle bir yorum yapmıştık. Oyunun iptal edildiğini düşündüren bize bir tweet atmıştı. RIP Pioneer evet. diye, Rest in Peace Pioneer. Daha sonra Ubisoft'un yine eski çalışanlarından biri daha benzer bir tweet atmıştı.
Ama görünüşe bakılırsa Kotaku'nun yine aldığı bir takım duyumlara göre şirket içinden bu oyun aslında iptal edilmemiş, başka bir şeye dönüşmüş. Bir alien, co-op odaklı bir uzaylı vurma oyunu. Yine uzayda geçecek. Ama bu sefer işte şiddetin olmadığı bir uzay keşif oyunu değil. Bayağı şiddetin aksiyonun olduğu bir aksiyon olduğunuz oyunu, bir co-op odaklı bir aksiyon oyuna dönüşmüş. Dramatik bir dönüşüm tabii. Belki de adamlar rip derken onu kastediyordu. Ha yani olabilir, evet. Gerek var mı bilmiyorum. Çıksın ya bu kadar yılan hikayesi olduktan sonra yani, evet. Gerçekten. Ne duyurulacak? Duyurulacak mı? Evet. Belki bu da iptal olacak. Belki böyle bir şey de yok. Ben böyle şeylerden artık midem bulanıyor. Oyun yok işte, evet, çıkıyor, evet, iptal oluyor. Yok başka bir şey. Bu şeyde de olmuştu bak. Rainbow Six Patriots diye duyurulmuştu. Sonra Siege'e dönüşmüştü falan. O aslında hikaye odaklı bir oyun olacaktı. Evet, evet. Ubisoft böyle bir şeye başlıyor. Sonra oyun bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bu ilk defa görmeyeceğiz bunu. Hani henüz burada Rainbow bekliyorsun. Rainbow Six başarılı oldu ama bakalım bundan ne olacak. Ha yani evet. O hani Patriots duyurulmuştu falan hani böyle ama burada bir duyuru da yok. Bu sefer hani biraz daha belki alttan yürütmeye çalışılır. Daha gizli ama yine çok da gizlidir artık. Biliyoruz evet. Böyle bir oyun gelecek gibi görünüyor ama çok da gerek var mı bilmiyorum. Umarım iyi bir şey çıkar. Yani evet öyle diyelim. Yani ne diyelim. Dediğin gibi çok da gerek var mı? Evet. Yine Ubisoft'tan bir haber. Ubisoft'un Division 2 özel betası için oyunculara gönderdiği pazarlama e-postaları politik mesaj içerdiği gerekçesiyle büyük tartışma yarattı ve özür diledi Ubisoft. Evet. Yani hype'ı da biraz abartmışlar. Yani evet, şimdi Trump'ın ıslak rüyasını duyduğun kalmamıştır. Meksika sınırına bir duvar örme çılgın proje. Evet çılgın proje. Tabii Aralık ayından beri de bir bütçe konusunda bir tartışmalar devam ediyor Amerika'da. Yani daha fazla bütçe istiyor kongreden ama kongredeki demokratlar yanaşmıyor. Bir süredir federal hükümet, kongre ve Beyaz Saray arasında bir kriz yaşanıyor ve bu federal hükümetin kapanmasına kadar gitti Aralık ayında. Şu an hani biraz daha belki çözülmüş gibi görünüyorsa da çözülmedi hala ama biraz daha yumuşamış görünse de yine hala problemler devam ediyor. Hala yani kaç, 2 ay oldu. Evet. Yani birçok insan mağdur oldu. Yüz binlerce insan hani maaşlarını alamadı. Federal hizmetler aksamaya uğradı. Yani çok büyük bir problem var burada. Ubisoft'ta 8 Şubat'ta başlayacak Division 2'nin özel betası. Oyunculara işte promosyonel e-postalar yolluyor. Buradaki ibare işte gelin de görün işte asıl hükümet kapanması nasıl oluyor. Bizim Pride Beta'da görün gibi bir saçma sapan bir yani. Şeyle hani ya eleştirilebilir tamam mı? Bu bir mizah malzemesi yapılabilir ama ne yapılabilir? Hani bu işte ıslak rüyası. Bir Trump'ın işte bir espri katarsın. Ama buradaki olay bambaşka. Yani burada mağdur insanlar var. Mağdur insanlar var. Yüz binlerce insan mağdur. Noel'i hani maaş alamadan geçirmiş çalışanlar, federal hükümet çalışanlarından bahsediyoruz. Evet. Federal hizmetlere çalışan insanlardan bahsediyoruz. Ve onların ailelerinden. Bu hizmetleri alamayan, hizmetleri alan aksayan hizmetler yüzünden mağdur olan insanlardan bahsediyoruz. Bir problem var burada ve çok hoş olmamış. Yani böyle biz politik dokundurmalar yapmayacağız. Politikaya girmeyeceğiz. Diyorlardı. Politik tonumuz olmayacak diyorlar ama girin abi politikaya. Girin ama bu şekilde değil. Bu ne yani? Bu kötü bu bir ucuz bir hamle şey. Olmuş. Hype hemen için. Hemen işte özür dilemişler tabii ortalık ayağa kalkınca. Aynen. Yoksa Türkiye'de yap yani. Silivri soğuktur. Kesinlikle. Şu an. Biraz zor. Evet. Sıradaki habere geçelim. Bu da geçelim. Gündemimizin son haberi olacak. Evet. Biz gene bir saat geçtik bu arada bence. Öyle mi diyorsun? Olabilir. Kesin. Nintendo Line Corporation ile mobil oyun ortaklığını duyurdu. Evet, Tokyo merkezli Line. Line kim diyecek olursan Naver var. Koreli büyük işte içerik ve arama motoru. Kore'nin Google'ı diyebiliriz. Hatta Kore'de Google'dan daha popüler. Naver'ın alt firması Line. Bir işbirliğine gitmişler. Ciddi de bir işbirliği gibi görünüyor ki geçtiğimiz gündemlerde konuştuk. Nintendo'nun biraz daha mobil oyun, mobil pazara yönelik işler yapmak istediğini, daha doğrusu akıllı cihazlara yani telefon, tablet, iOS, Android gibi platformlara. Artık günümüzde mobil dendiği zaman el konsolları akla geliyor. Evet, ne yazık ki. Ne yazık ki. Bir işbirliğine gidiyorlar ve Dr. Mario World'de bu işbirliğinin ilk ürünü olacak gibi görünüyor. Dr. Evet. Mario'yu bilirsin işte o Tetris benzeri işte haplar
gelir haplar atar Mario. Evet. İşte orada renklerine göre mikropları falan yok ederiz. Çok eğlenceli bir NES oyunuydu. Evet. Ben o dönem oynamıştım. Yani sonra birçok Game Boy'a falan birçok platformda da yayınlandı zaten. Müthiş bir oyundu. Onun yenisi gelecek. Yani Dr. Mario World adında yeni bir aksiyon içinde olan bir bulmaca oyunu gelecek. 2019 yaz başlarında gelecek gibi görünüyor. Global olarak yayınlanacak iOS ve Android için. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu bence arada yine mikro demeyi dayayacaklar. Kesinlikle. Sonra Mario oyunu vardı hani. Endless Runner tarzında şimdi adı aklıma gelmiyor. Yani çok tatlı bir oyun değildi yani. Evet. Yani Nintendo'ya yakışmadı. Bu adamlar mobil oyunun kitabını yazmış adamlar. Evet. El konsolları oyun tasarımı felsefesi olan insanlar. Bir gelenekleri var. Hani mobil pazara oyun nasıl yapılır öğretecekleri yerde mobil pazarın trendlerini alıp kendi oyunlarını ona benzetmeye çalışmak gibi bir hataya düşmüşlerdi. Evet. Umarım burada biraz ders alırlar, ne diyeyim hani nasıl olacak bilmiyoruz tabi ama Nintendo'nun daha kendi felsefesini koyması lazım. Yani böyle gelir akışı olsun işte basalım biz ismimizle Mario ile falan yürüyelim. Oradan mikro ödemeden de kutu açmadan şuradan buradan da paralar gelsin. Sabit bence oyunları ücretli yapsalar, hani 20 liraya 30 lira yap oyunu ama kaliteli olsun. El konsolu kalitesinde olsun. Evet. Gerçekten çığır açarlar bu şekilde evet. ama böyle yani mikro ödemelerle falan filan Nintendo'ya yakışmıyor bence. Bence de. Nintendo demişken bu arada Darksiders geldi Switch'e. O da böyle bir video yüklendi. THQ Nordic bir video yükledi. Sonra geri çekti falan. Aa ne oldu? Geliyor. Oldu anlaşıldı falan birkaç. Bir hafta falan önce. Bir anda oyun çıktı. Bir anda çıktı. Assassin's Creed 3 söylentileri var. Gelecek Switch'e söylentileri var. Bakalım. Eski oyunlarda Switch'e gelmeye devam ediyor. Biraz da artık boku mu çıktı? Biraz daha yeni şeyler gelse. Hani sanki evet. Çok geriye gitmeyi. Bunu olumlu bir şey olarak görüyorduk ama sanki geriye gidip evet. Sırayla A'dan başlayıp bütün oyunları getirecekler yani gibi Dark Siders his geldi bana. Yani Darksiders 1 biraz böyle. Yani evet. Hani biraz daha belki gelecek yeni oyunlar, yeni şeyler üzerine daha fazla çalışırsa üçüncü partilerle. Evet. Hani tamam THQ'yla Dark Siders için anlaştın ama başka bir oyun için de anlaş. Sana hani özel bir oyun yaptır. Gibi olsun. Değil mi yani? Ama gelme zaman aralığı. Biraz sanki bunun tadı kaçmaya başladı. Tabii Switch sahipleri evet. Düşünüyorum da bilmiyoruz. Biz bu hafta yine anketi sona bıraktık. Evet şey soralım ya. Ben gözlüklü mü dağıyım lensli mi? Arada böyle tartışmaya dönüyor ya. Lens aslında gözlük. Benim aklıma şey geldi. Tabii o toplara girmeyelim. Metro Exodus aslında benim aklımda vardı yayının başında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani en başta konuştuk yayının başında. Hatta ben anketi de oraya alırız. Alırım. O konuyu çıkarken en başta direkt en başta sıcağı çıkar. Sıcağına anket kullanılır. Evet. Biz yine anket konusunda süper plansız. Evet. Acayip son saniye bırakarak evet. Büyük skandallara imza atıyoruz. Muhtemelen izleyicilerimiz de artık demeye başlamıştır. Ya şunu bir planlayın da artık yazın bir yere. Ya biz de böyle oluyoruz. Biz de böyle oluyoruz. Bilmiyorum niye böyle oldu. Evet. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce sormuştuk hani Steam'e rakip konusunu ama bu son gelişmeler ışığında bu tarz agresif hamleleri rekabeti sağlıklı rekabet olmasını engelleyecek hamleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Siz Epic Store'dan soğutuyor mu bu hareketler? Evet, böyle bir soru soralım. Yine benim başımın üzerinde YouTube'da anket çıkacak. Eğer bizleri Vimeo üzerinden izliyorsanız ya da podcast'ten takip ediyorsanız, podcast olarak dinliyorsanız yine kısaca bir YouTube'a davet edeceğiz sizleri. Evet. Öyle başka madde kalmadı görünüyor. Bayağı konuştuk dediğin gibi. Evet, lafın birini konuştuk. Kırdık. Çok fazla madde yoktu ama ya laf lafı açıyor işte ya. Evet. Öyle. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok abi teşekkür ederim. Benim de yok. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.